Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben bugün bezelye değil, barbunya pişireceğim. Arkadaşlar burada barbunyam var. Yazın ayıtladım, dolaba koydum. Şimdi çıkarttım. Kıymam var. Görebiliyor musun bilmiyorum. Bir tane soğanım var. Burada malzemesi için iki tane patates, bir tane yeşil biber, iki havuç, bir tane kırmızı biberim var. Tuz, yağ, karabiber, pul biber, salçam arkadaşlar. Şimdi ocağımın altını şöylece açtım. Buraya da kaynar suyu, yemeğime kaynasın deyin arkadaşlar. Şimdi kıymayı arkadaşlar şöyle, bunu da dolaptan çıkarttım. Yalan söylemeyeyim çünkü dışarıda bir şeyi saklayamıyorsun. Şimdi soğanımı şöyle arkadaşlar tencereme. Sen ne örüyorsun herif? Uyuyor. Uyuyor, kahıyor. Hava yağmurluklu bugün. Değil mi? İnsanın içini böyle biraz dışarı karaltıyor ama yumuşak hava. Arkadaşlar gayet de. Şimdi soğanımı şöyle. Bir tane ufak soğanımı şöylece doğradım. Biraz da yağ koyacağım. Şöylece arkadaşlar yağını. Barbunya güzel oluyor. Şimdi diyorum Ali diyecek, bunun yanına da Hatice pilav yaptır. Hep böyle bir şey yapınca yanına pilav istiyor arkadaşlar. Şimdi şöylece patateslerimi arkadaşlar, patateslerimi yıkadım. Soyduktan sonra patateslerimi doğruyorum şöyle ufak yollu. Bilmiyorum. Heh, korkuyormuş. Bazen ben korkmuyor zannediyorum. Şimdi arkadaşlar az yaptığın zaman bir de tatlı olursa hemen yeniyor. Bir tane kalmıyor. Şimdi patateslerimi şöylece güzelce ne doğradım. Arkadaşlar havuçlarımı doğrayacağım. Havuçları şöyle ne ufak ne büyük. Şöylece içine bir tane havucumu doğruyorum. Epeydir yapmıyorum arkadaşlar. Kuru fasulyeyi neyde epeydir yapmıyordum. Bugün de aklıma hemen barbunya geldi. Şimdi şöylece kıymamı güzelce ne şöyle de kıymasını soteliyorum. Ali içi korkmuyor la. Doğradığım korkuyor da. Tencerenin içi korkmuyor. Erik yanaştırayım mı? He? Doğradığım korkuyor. Ama soğan kavruklandığı korkmuyor. Şöyle erik yakın alıyorum. Hah, aha şimdi korktu. Ah ecik şöyle ha ha. Şimdi oldu her. Ellen önemli değil. Elim önemli değil mi? Şimdi arkadaşlar kıymayı da şöyle de koydum. Gözelim de kıyma. Güzel bir de sotelenecek şu şekil. Patatesimi doğradım. Havucumu da şöyle ufak ufak. Havucu da ufak ufak doğruyorum gözeldiğine. Kırmızı kapya biberimin de yarısını doğrayacağım. Hepsini şöylece. Şu şekil. İnce ince arkadaşlar. Yanına ben bilmiyorum arkadaşlar. Ben böyle yazın yaptığım kuru da yapıyorum. Bir de dolaba hemen size göstereceğim. Yaş tahrana da kocam seviyor. Yaş tahrana çıkarttıydım ama pişireyim deyin. Kış ayında böyle sarımsaklı naneli de güzel oluyor ha. Taze tahrana da güzel oluyor. Şimdi havuçlarımı da doğradım. Kıymayı, soğanı güzelce arkadaşlar
İyice şöyle de bakalım. Şimdi kırmızı biber mi? Arkadaşlar yemeklere güzel oluyor kırmızı biber. Bazen böyle dolaba doğruyorum, atıyorum, hemen hazır oluyor. Olmadığı zaman çıkarıyorum. Şimdi olunca böyle tazesini kullanıyorum. Soğanda mis gibi koktu bu arada. Şimdi karabiberini koyuyorum arkadaşlar. Pul biberini ilave ediyorum. Arkadaşlar bu kendi yaptığım salça. Bu çiğimsi olmaz. Yazın arkadaşlar, biberle domates salçasını böyle katlıydım. Onun için en iyi salçayı niye koymadınız diyeceğiniz. O yüzden salça çiğimsi olmuyor. Şöyle de çok az daha arkadaşlar, şöyle de şu şekil. Şimdi yeşil biberini doğruyorum. Biberlerimi de güzelce şöyle doğradım. Altını kısacağım arkadaşlar. Bir yarım saat kadar iyice pişireceğim. Şimdi de bezelyelerine koyuyorum. Oo, Ali, mis gibi oldu lan. Bir gelsene yanıma. Bir gel dediysem gel lan. İşim var. Arkadaşlar bir yarım saat kadar kavruklansın. Yarım saat diyorum, bir 10-15 dakika kadar kavruklansın. Demliğimin altını kapatıyorum. Az şöyle bir damla şöyle su koyun. Biraz arkadaşlar kavrulduktan sonra tuz. Bir de ne demlik alacağım ha. Ağzını kapatıyorum, taşı yok olur olur ha. Şimdi şöyle ağzını örteceğim. Şimdi arkadaşlar tuzunu karabiberini koydum. Pul biberini koydum. Salçasını da koydum. Salça biraz tuzlu olduğu için tuzunu az koyun. Arkadaşlar tuzunu da verdim. Dediğim gibi bir 20 dakika kadar sotelensin arkadaşlar. Yaksın mı? O yanmamış. Baksana. Suyu hiç kalmamış ama yanmamış. Kavruklanmış. Ya aferin bak, güzel. Şimdi suyunu koyacağım. Hadi beraber. Pirincimi de ıslattım arkadaşlar bu arada. Yanına da kırmızı pancar, havuç, kıvırcığıyla şey yapacağım, salata. Güzel değil mi? Şöyle mis gibi de mis gibi şöyle arkadaşlar, şu şekil. Şöylece şeye koyardım, 2 dakikada pişerdi de. Barbunya taze değil, şey yapmadım. Dolaba koyma. Aman düdüklüye koyma. Dolaba koymadı. Dolaba koydun pişecek mi? Dolaba koymadım demişim. Arkadaşlar bir yarım saat kadar şeye koysaydım daha tez pişerdi diyeceğim. Kusura bakmayın. Bazen lavlar yiyorum, yutuyorum da. Nasıl oluyor ben de anlamıyorum Ali. Arkadaşlar bir suyunu koydum. Pişince görüşek. Burada da dediğim gibi salatayı yapacağım Ali şimdi. Orada da isteyebilir miyim? Salatayı yapayım. Boş durma yok. Kapatma da bana. Buraya da. Tamam, şöyle koyalım. Pirincimi ıslattım. Soğanımı doğradım. Duydun mu? Sen şimdi atıyorum yanına değil mi? Pilav. Pilavı seviyorum.
Arkadaşlar pilav yiye yiye bu beni pilav gibi etti ha. Arkadaşlar şu an su bulaşmış. Havucu şeyi yiyerken. Ali. Ben diyordum herhalde 200 kilo olurum bu yemeğe diyordum ya. Evet. Aynı kilomda duruyormuşum arkadaşlar. 97 kiloyum. 96-97 kiloyum arkadaşlar. Yedirmeyin yüzü buluyor. Yalan söylemeyin. Şimdi bu arkadaşlar tekrar salata yapacağım. Burada kırmızı pancar, havuç, kıvırcık, yağ, tuz, limon. Şimdi havuçlarımı şöyle özelce rendeliyorum arkadaşlar. Bugün benim kameram herif Gülcan yok. Bugün de Gülay'ın yanına Gülcan gitti. Lina'ya bakın diye Gülay dediğim gibi biraz garip olmuş arkadaşlar. Oksürüyorum yani. Dün ben oradaydım. Bugün de Gülcan gitti. Teyzesi bakıyor. Şimdi havuçlarımı şöyle güzelce yapayım da bir şey olmaz. Kurcan geldi mi pilavın yanına şey yapar. O da kaşıklar yer. Salatayız arkadaşlar. Gerçekten salata güzel oluyor kış ayında. Pilavın yanına da yakışıyor ha. Şimdi havucum güzelce şöyle rendeliyorum. Arkadaşlar bu arada kırmızı havuç da çok faydalı bir şey, onu diyeyim size. Bunun turşusu da çok güzel oluyor. Her sene yapıyordum turşusunu. Bu yıl yaptım mı? Yaptık da yedik bile. Ha, yaptıydım bir şişe. Yaptı da yendi. Eşimi şaka yapayım mı? Elimi kesti, kan değil mi? He, kanarım gözde. Arkadaşlar eşim ne bir şaka yapayım. Bıçak elimi kesti, yeri şerif değil. Ali! He, gözde yerim ben de yukarı. Bıçak elimi kesti, kanıyor, yeriş! Ya bir dal içine. Arkadaşlar kanadı deyin, gerçekten göstereceğim ama yuttu dönüyorum. Salatamı şöyle özelce arkadaşlar. Şimdi şöyle gerçekten kırmızı pancar, havuç mükemmel bir tat vereyim. Şimdi kıvırcıkları da arkadaşlar şöyle öldürmeden irili ufaklı şöyle doğrayıp güzelce ne? Arkadaşlar valla salatayı da çok yiyorum da herhalde ekmeğimi çok yiyorum, ne örüyorum. Herhalde ekmeğimi ben çok yiyorum ha. Ondan ekmeği arkadaşlar ottum, yalan söylemeyin. Yarım ekmeği yiyorum ama pilav olursa bak şimdi pilavın üstüne salataya kurup barbunyayı ondan yemiyorum. Ama öbür türlü yiyorum. Bazı da ağzımız sararsa sabah herif bir yemek yaptı arkadaşlar. Onu başka hangi kanalda bulabilirsiniz bilmiyorum da. O kadar güzel yaptı. Barnaklarımı yedirdi yani. Yarım ekmek yedim yemedim desem yalan olur. Şimdi arkadaşlar salatamı doğradım, sulanmasın. Sonra yağını, zeytinyağını koyacağım, tuzunu koyacağım, limonunu koyacağım arkadaşlar. Salatamı da yaptım şöylece, şu şekil arkadaşlar. Yemek bir şey tane kapatmayacak mı? Ben kapatamıyorum, gel. Ali, barbunyem şöyle şu şekil pişti. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar hoşça kalın diyorum. Benimle kalın diyorum. Kanallarıma arkadaşlar destek verirseniz çok memnun ederim. Hatice'nin mutfağına abone olursanız beni çok memnun edersiniz. Hoşça kalın. Gelin beraber yiyelim. Aldın mı şunu?